Herkese merhaba arkadaşlar, yeni bir videoya hoş geldiniz. Şimdi burada bir tane hileci arkadaşımız var. Bu da yeni çıktı piyasaya. Şimdi onu bir göstereyim sizlere öncelikle. Şurada profilini bir görün. Tam ev diye. Sözük şöyle boyun kası yapmış. Hafif şöyle geri duruyor arkadaşlar, anladınız mı? Mevzu bu. Şimdi bunun hileci olayı da şurada ortaya çıkıyor arkadaşlar. Şu vücut arkadaşlar Photoshop. Şimdi hemen göstereyim sizlere. Nasıl yapıldığını da hemen size birazdan göstereceğim. Videolarda zaten öyle bir kalıp olmadığı ortada. Öyle bir boyun da olmadığı ortada. Zaten Louis Marco'da videosunu yaptı. Şimdi buradaki şu arkadaşlar, şu kalıp Photoshop olduğu belli. Şimdi Photoshop'a geçmeden önce size birkaç tane daha böyle göstereyim. Güya yumurta yiyor, muz yiyor, Herkül oluyor. Şimdi şöyle profilini zaten gördünüz. Şöyle de bakın, şu gayet 50 santim 60 santim kol yapmak birazdan ne kadar basit göreceksiniz. Şimdi şöyle Photoshop'a geçelim. Bu da benim bir tane fotoğrafım arkadaşlar. Şimdi hızlıca Photoshop'un son sürümü olduğu için mouse bile kullanmıyorum arkadaşlar. Bakın hızlıca vücudun bu bölümlerini seçiyoruz. Kafayı seçmiyoruz arkadaşlar. Hemen bu buradan kolu alalım ki kolu 60 santim yapmamız lazım arkadaşlar. Şimdi şöyle geldik buraya. Gövdeyi, vücudu seçmenize gerek yok. Şimdi burayı aldık. Şurada içeride bir bölüm kaldı. Orayı da hızlıca alıyoruz. Burayı aldık arkadaşlar. Şuradan seçimi yumuşat diyoruz. Bir diyor. Şu kenarları biraz yumuşatıyor. Şuradan Ctrl Shift X yaptık mı? Pardon. Şöyle bir geri çıkalım. Şuradaki katmanı kopyalıyoruz. Ctrl X yapıyoruz arkadaşlar. Önümüze bir panel açılıyor. Bu ne demek? Büyütme paneli arkadaşlar veya küçültme paneli. Şuradan boyutunu ayarlıyorsunuz, tamam mı? Birazdan göreceksiniz değişimi, farkı anlayacaksınız. Fazla bir şey yapmıyorum arkadaşlar, bakın. Hafif vuruşlar yapıyorum. Çok hafif vuruşlar yapıyorum. Şöyle göğüste biraz vuralım, oh! Dolsun. Şöyle bicepsimiz yavaş yavaş bir 50 santim olsun. Şuradan göremiyorsunuz, buradan seçimi yukarıya doğru çekme şeyi var. Şöyle hafif fazla oldu. Kötü olmasın arkadaşlar. Yoksa anlarlar bizim de şop yaptığınızı. Bakın şimdi. Böyle yaptık değil mi? Şu bilekleri de şişirelim biraz. Omuzları biraz açalım. Bisepsi biraz çekelim. Bileği biraz aşağıya. Hop. Şimdi şuraya geldik. Bisepsi biraz daha hayvanlaştıralım şimdi. Trisepsi unutmayalım. Trapezi de uçuralım biraz. Şimdi arkadaşlar bu bitti. Şimdi buradan pek bir şey anlaşılmıyor ama değişimi şimdi göreceksiniz. Bakın arkadaşlar, şurada bir göz işareti var Photoshop'ta. Bunu kapatıyoruz. Bakın hop. Bisepsler 50 santim. Hop. Adam kendini böyle yukarıya doğru ittiriyor. Benim kollar 60 santim, benim kollar 50 santim. Bakın sadece fotoğraftaki farka bakın. Anlaşılıyor mu? Biraz daha incelikli istirik yaparsan hiç anlaşılmaz arkadaşlar. O İranlı Hulk olsun, bir tane daha Photoshop'la kendini şey yapan var. O biraz abartıyordu. Onun videosunu da yapmıştım. Bunlar arkadaşlar, bu tip insanlar Photoshop'u kullanarak ünlü oluyorlar. Biz de bunları inşalamaya devam ediyoruz. Aradaki farkı görebilirsiniz. Al şimdi bunu, biraz daha ince işçilik yap, Instagram'a yükle. Ya denenebilir arkadaşlar, bedavadan popüler oluyorsunuz. Adam, çünkü insanlar senin hacmine, senin kalıbına geliyor. Zaten diyor ki adama baksan hayvan gibi olmuş. Olağanüstü geliyor insanlara. Şimdi adam boyunu, halbuki öyle bir boyun yok onda. Videoda öyle gözüküyor. Yandan öyle bir boyun yok. Ama şu boynunu şöyle tutuyor, videoda biraz konuşuyor. Biraz da boyun egzersizi yapmış, sakal. Biraz da Photoshop'la
Kendini yukarıya doğru taşıyor. Her neyse arkadaşlar, bu videoda bu arkadaşı ifşaladık. Öyle bir video olsun. Çünkü şimdi bu arkadaşı şey yaparsak, normal bir videosunu yapıp sonradan hileci deseydik, şimdi o yorumda arkadaşlar diyecek ki o bunu yaptın, yarın da hileci diyecek. Sonra direkt bunu hileci dedik arkadaşlar. Çünkü o İranlı da ben de yanıldım. Ben de ilk etapta öyle bilmiyordum ama sonradan gitgide videoları da geldi. Görüntüleri de dikkatlice bakınca zaten şok olduğu anlaşıldı. Zaten Kril Teres'in arkadaşlar o 60 santim, bir ayda 60 santim kol yapan, o zaten kolları gerçek arkadaşlar ama sonuçta içerisine yağ basmış. Bu arkadaş da nereli? Rus galiba. 16 yaşında. Şimdi videoları hep sosyal medyaya düşünüyor. 16 yaşında hook, 16 yaşında hook. Halbuki öyle bir şey yok arkadaşlar. Bunun hacmine herkes ulaşabilir, kilosuna ulaşabilir ama şu zaten şok olduğu, bak şuralarda basitçe yapılmış. Şu kenarlardaki geçişlere, benim eski mesleğim arkadaşlar fotoğrafçılık. Fotoğrafçı gözü olduğu için ben de hemen oralardaki farkı anlayabiliyorum. Şu arka kolun şuradan sıkıntısı, şu boynun şişirilmesi. Böyle bir boyun yok onda. Şuradaki videoda zaten anlaşılıyor. Hemen bir daha da bakalım. Az önce pitbull gibi boğaz vardı onda. Şimdi öyle bir şey yok. Nerede? Son olarak arkadaşlar şurada bir fotoğrafı daha var. Bunu da göstermek isterim sizlere. Şuradaki Photoshop olayını zaten anlayabilirsiniz arkadaşlar. Şuradaki yumuşaklığa dikkat edin. Fotoğraf zaten kalitesiz bir kamerayla çekilmiş. Şurada da yapılan müdahale ortada. Şurada bisepsin sıkıntısını gördüğünüz, zaten az önce ben gösterdim. Şimdi vücudu önce komple seçiyorsunuz, sonradan tutup çekiyorsunuz. Direkt tutup çekse zaten şu ağaçlarla beraber dışarıya çıkar ama böyle yapmamış. Önce vücudu seçmiş. Zaten şöyle de ne kadar şuralarda müdahale yaptığı belli oluyor. Bu da böyle bir video olmuş oldu arkadaşlar. Başka videoda görüşmek üzere. Yapmamı istediğiniz videolar varsa lütfen yorum kısmına ekleyin. Bu videoyu da beğenip kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın.